Avrupa diye bir şey yoktur. Kafanızda büyüsün. Amerika vardır. Avrupa, Amerika'nın komünite kazandır. Hiçbir özelliği söz konusu değildir. Avrupa kendi adına rasyonel karar veremiyor. Amerika itibar kaybını sürekli olarak devam ettiriyor. Ve bütün dünya Amerika'dan nefret ediyor. Avrupa ile ilgili de başka bir şey söyleyeyim. Mesela Avrupa, Amerika'nın Afrika'daki maşasıdır. Afrika'daki bütün devletler de Fransa'dan tutun da kendisini sömüren bütün devletlerden nefret ediyorlar. Dikkat edin, kendi yerel dinlerle dönmeye başladılar. Tayyip Erdoğan yaptığı dünyanın hikayesini döndürmektir. Tayyip Erdoğan bugün dünyanın hikayesini döndürüyor. Ve bizim gibi ülkelere de bu dünyanın hikayesi döndürülebilir özgüveni yüklemeye çalışıyor. Hani belki size farklı gelebilir. Doğru, bizim işimiz İstanbul'da Avrasya Tüneli yoktur. Denizin altında tünel mi olur arkadaşlar? Yani biz bunu hayal etmiyoruz yani. Öyle, ama biz hayal edemezsen Avrupa'da vardır. Bu ülkede ancak zenginler uçağa binerdi arkadaşlar. Uçağa binmek bir zenginlik alametiydi. Bu ne zaman değişti? Uzun. Tayyip Erdoğan'la beraber değişti. Abartıp abartıyorum yani. Bu Tayyip Erdoğan'la beraber değişti. Tayyip Erdoğan'la beraber millet uçağa binmeye başladı. Bizim Karadeniz tarafında toplamaya, çay toplamaya, uçakla beraber gitmeye başladı. Otobüsler de giderdi. Siz bizden şanslısınız. Hakikaten şanslısınız. Biz özgüveni neredeyse alınan bir toplumda büyüdük. Hiçbir şeyin kendimiz tarafından yapılamayacağına inandırılan bir ülkede büyüdük. Demokrasinin bize fazla olduğu vaaz edilen bir ülkede büyüdük. Bu ülkeye demokrasi fazla tanıdık. Biz böyle bir ülkede büyüdük. Her şeyin tasarlandığı, gazete patronlarının da dahi tasarlandığı, böyle bir şey tasarlanabilir. Gazete patronlarının da dahi tasarlandığı, televizyon programlarının dahi tasarlandığı, büyük bir oyun teorisinin içerisinde büyüdüğümüz. Zaten kızdıkları zaman bütün oyunu alıyorlardı. Vurup geçiyorlardı. Hani şöyle, satranç oynarsınız ya, güzel bir şey. Bunu oraya koyarsınız, bunu oraya koyarsınız. İşte biz geliyoruz. Tak diye masanın ortasına koyuyoruz. Bütün her şeyi alt üst ediyoruz. Aynen öyle bakıyorlardı bizim gibi ülkeler. Kıymetli arkadaşlar. Şimdi iş değişti. Oyun değişti. Türkiye'nin en büyük derdi tam bağımsızlığı. Türkiye o derde Tayyip Erdoğan'la beraber ulaşıyor. Türkiye hikayeyi değiştiriyor. Bu seçim, bu hikayenin tamamen değişeceği seçim. Onun için Amerika bastırıyor. Onun için Avrupa bastırıyor. Onun için kandil telaşlar ve PKK bastırıyor. Bu Tayyip Erdoğan'ın seçimi değildir. Bunu çok net söylüyorum. Bu Tayyip Erdoğan'ın seçimi değildir. Bu Türkiye'nin gelecek nesillerinin seçimi. Türkiye'nin tamamı. Tayyip Erdoğan devrimci bir adamdır. AK Parti devrimci bir siyasi partidir. Siyasi yelpazelikleri tanımlarsa tam da böyledir. Değerlerine bağlı bir devrimcidir. Onun için de cesurdur. Size Türkiye'nin altyapısı hazır, geleceğe dolu dizgin koşabilecek bir Türkiye bırakılmaktadır. Risklerden
mümkün olduğunca barındırılan bir Türkiye üretmektedir. Komşularının ve etrafındaki coğrafyasının saygın gördüğü bir Türkiye üretmektedir. Kardeşlik ve dostluk mukavelelerinin yapıldığı bir Türkiye üretmektedir.